Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok kolay hem de çok gösterişli bir boncuk işi, kolye, bileklik birçok yerde kullanabileceğiniz bir model çalışacağız. Bunun için incilerim var arkadaşlar bugün. 5 milimetrelik bir incim var, 36 tane. 82 tane de 3 milimetrelik kavun içi incim var. Papağanım ve kapatma halkalarım var bu şekilde arkadaşlar. Yan malzeme olarak da pensem, çakmağım, makasım ve boncuk iğnem var. Bir de bu şekilde bir boncuk ipim var arkadaşlar. Şimdi bütün malzememiz bu kadar. Hemen yapılışına geçebiliriz modelin. Evet arkadaşlar, şimdi boncuk iğnelerime ipimi geçiriyorum. Her iki ucuna da geçiriyorum. Ortadan birleşiyor ipim. Yani şu şekilde oluyor ipim. Ve iki ucunda iğne takılı arkadaşlar. 1 metre ip takıyorum bu şekilde. Hemen modelimizin yapılışına geçiyorum ve köpük bir zeminim var. Hemen şimdi başlıyoruz modelimizin yapılışına. Şimdi buraya 1-2 tane inci sağ tarafa takıyorum arkadaşlar. Diğer tarafa da 5 tane küçük inci takıyorum. 2-3-4 5 geçiriyorum. Daha sonra buradaki beyaz incimden geriye doğru geçiyorum ve ipimi çekiyorum. Öbür ipimi de diğer elimle çekiyorum tabii ki. Ve bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra sağ tarafa yine 5 tane 3 4 ve 5 tane incimi alıyorum. Yerleştiriyorum. Diğer iğneme de 1 tane beyaz inci alıyorum. Bunu hafif sola çektiriyorum ipi elimle. Daha sonra en son incimden geriye doğru çıkıyorum ve yerleştiriyorum. Şimdi yine deminki işlemi yapacağım ama 5 tane boncuk takacağım. 4 tane boncuk takacağım arkadaşlar. Bu tarafa değil. Bu tarafa 2 tane incimi takıyorum. Sağ tarafa 2 inci. Diğer tarafa 1-2-3-4. O baştaki başlangıçta arkadaşlar. Şimdi 4 tane inci takıyorum. Turuncu inci, kavun içi inci. Ve diğer taraftan çıkıyorum. Ve yerleştiriyorum. Şimdi 5 tane kavun içi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yerine yerleştiriyorum. 1 tane beyaz inci alıyorum. Ve en son kavun içi incimden geçiyorum. Ve yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hep aynı işlemi yapacağım. 2 tane buraya inci. 4 tane inciyi de diğer tarafa takıp küçük olan incilerimi. Tabii başka boncuklarla da yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Ben daha rahat görünmesi için inciyle çalıştım. Evet arkadaşlar, şimdi deminki işlemi tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 1 tane incimi aldım, beyaz incimi. En son inciden geçiyorum. 10 dakikada bitiyor arkadaşlar hem. Evet, bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motif oluşturdum ve 15-16 santim kadar bir bilekliğim oldu. Siz buna göre hesabını yapabilirsiniz. Daha uzun yapmak isterseniz. Şimdi modeli tamamladığımda çıkartıyorum arkadaşlar buradan. Şimdi şöyle geliyorum. Bakın şu kısmı elime sardırıyorum ki kıpırdamasın. Diğer taraftan şu iğnem dursun orada. Aşağıya doğru geçiyorum. Tekrar sıkıştıracağım şimdi burayı. Tekrar güzelce sıkıştırıyorum arkadaşlar. Açtırmadan burada dikişi atmam lazım, düğüm atmam lazım. Sıkıca tutarak sıkıştırıyorum buradan arkadaşlar. Daha sonra alt tarafa devam ediyorum. Biraz ileride bir daha düğüm atacağım. Çünkü kayıyor arkadaşlar bunlar. İpimi çekerek aşağıdan kesiyorum ve yapıştırıyorum. Daha sonra diğer uca geliyorum. Şimdi diğer tarafa doğru giderek düğümü yapıyorum. Tekrar geriye doğru geleceğim. Yavaş yavaş geriye doğru geliyorum arkadaşlar. Diğer boncuktan da geçiyorum. Tekrar geçip sıkıştıracağım. Evet arkadaşlar, burada tekrar düğümümü atıyorum. Yine boncuklardan geçerek ipimi kesiyorum. Uçlarımı temizliyorum. Daha sonra bu şekilde bilekliğimi ayarlamış oldum. Daha sonra büyük bir halka kullanıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1 santim büyüklüğünde. Alıyorum. Bakın şimdi başlangıç kısmı 5, 5, ikisi de aynı. Şimdi şuradan alıyorum. Boncuğun içinden geçiriyorum halkamı ve papağanımı da alıp kapatıyorum. Evet, bu tarafı bu şekilde kapattım. Diğer taraf için de aynı şekilde arkadaşlar. Halkamı alıyorum. Diğer uca geliyorum. Yine kavun içi boncuğum içinden geçiriyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde bilekliğimi hazırlamış oldum arkadaşlar. İsterseniz zincirlerle uzatma yapabilirsiniz bu kısma. Herkese rahat olsun diye düşünürseniz ya da bu şekilde bilekliğimizi hazırlamış olduk. Tam ucucuna benim bileğime, ben biraz tombik olduğum için biraz büyük oldu, küçük geldi. Siz daha büyük yapabilirsiniz, kendinize göre ayarlayabilirsiniz bunu arkadaşlar.
Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.